3. sınıf Türkçe 6. temada öğrendiklerimizi değerlendirelim bölümü. Metni okuyarak soruların doğru cevaplarını işaretleyelim demiş. Bugün benim doğum günüm. Tam 8 yaşına girdim. Artık hiç kimse bana hey küçük kız diyemeyecek. Çünkü artık büyüdüm. Boyum da gittikçe uzuyor. Birkaç ay önce elbise dolabımın üst tarafındaki kazağımı alamıyordum. Oysa şimdi oraya yetişebiliyorum. Eskiden banyoda yüzümü yıkarken bir taburenin üzerine çıkardım. Çünkü aynada kendimi göremezdim. Oysa şimdi tabure balkonda duruyor artık ona ihtiyacım yok. Ayak parmaklarımın üzerinde hafifçe yükselince yanağımdan süzülen suları aynada görebiliyorum. Çocuk kaç yaşında? Tam 8 yaşındayım demiş. 8 yaşında. çevresindeki kişiler ona nasıl hitap ediyormuş? Hey küçük kız. Çocuk niçin taburenin üzerine çıkıyormuş? Kazağını almak için çıkıyormuş. Aynada kendini görmek için çıkıyormuş. Banyoda aynada kendini görmek için çıkıyormuş. Kullanılmayan tabure nerede duruyor? Balkona atmışlar. Aşağıdaki kelimelerden hangileri eş anlamlı değildir? Küçük büyük zıt anlamlı. Elbise kıyafet eş anlamlı. Alt üst zıt anlamlıdır. Aşağıdaki cümlelerde hatalı yazılan kelimelerin doğrularını baştaki kutucuklara yazalım demiş. Pıtırcık, bir isim verilmiş kuşa nasıl yazılacak? İlk harfi büyük. Ankara Kalesi'nin büyük harfle yazılacak. Kalesi'nin kesme işaretiyle ayrılacak. Cümleye büyük başlanır. Küçük Karabaş'ın kitabını alıp isim verdiğimiz zaman bir hayvana büyük yazılır. Geleneklerse kesme işaretiyle ayrılır. Bayram isimleri özel isimdir. İlk harfleri büyük yazılır. Cumhuriyet Bayramı şeklinde yazmamız gerekiyor. Metinde yapılan hataları düzelterek doğru bir şekilde defterimize yazalım demiş. Midilli'den bir yerin ismi gelenek kesme işaretiyle ayrılır. Ayvalık'tan özel isimdir ilk harf büyük yazılacak. Gelenek kesme işaretiyle ayrılacak. Cümleye büyük başlanır. Ege'nin büyük olacak buraya nokta konulacak ve cümleye büyük başlanılacak. Ard arda sıralanan isimler var. Özel isimlerin ilk harfi büyük olacak. Aralarına virgül koyacağız. Nokta, cümleye büyük başlayacağız. Nokta, cümleye büyük başlayacağız. Noktadan sonra cümleye büyük başlayacağız. <laughs> midilli'den ayvalık'tan gelen binlerce martı gazinonun önünde toplandı kuzey ege sahili böyle bir kuş sürüsü görmemişti nokta barış ceren sadık ve nilay martılardan gelen martılardan daha erken gelmişlerdi nokta barışı uyku tutmamıştı nokta hep böyle olurdu nokta önemli bir iş varsa uyuyamazdı Sözcükleri cümle içinde kullanınız demiş. Dostluk yalnız insanlara yalnız insanlara hayvanlar dostluk edebilir. Adalet adalet herkese lazım. Saygı insanlar birbirine saygılı davranmalı veya saygı göstermeli şeklinde yazabiliriz.